Hörmətli tamaşaçılar, biz bu gün Azərbaycan televiziyacılığı, Azərbaycan tamaşaçıları, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti üçün olduqca maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət eləyəcəyik. Qonaqlarımız Türkiyənin bu sahədə ən uğurlu şəxsləridir. E, mən onların vəzifələrini isə deməyəcəm, hansı vəzifələri tutmaqlarıdan danışmayacağam. Sadəcə olaraq mən o adamları, o şəxsləri, o nüfuz sahiblərini sizə təqdim edəcəyəm. Söhbətimizin gedişində isə Sizə onların vəzifələri mane olmasın deyə bəzi mətləbləri açılacağım halda özünüz başa düşəcəksiniz ki, kim hansı posisiyanın sahibidir. Beləliklə qonaqlarımı təqdim edirəm. Dursun Gülerüz, Oğün Doğan, Aköl və Öndər Zobar. Biz nə danışacağıq? Biraz bunun qabaq intriqa şəklində bədə elədiyim məsələ Azərbaycanda televiziyaların reytinqlərinin ölçülməsi problemi ətrafında gedən diskussiyalara qardaş Türkiyədəki təcrübədən itelənərək baxmağımızdır. Az olmayıb müxtəlif tədbirlərdə, müxtəlif mərasimlərdə, müxtəlif toplanıntılarda Azərbaycanda televiziyaların reytinqlərinin ölçülməsi, reytinqlərin e, müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı xeyli suallar olub və bu sualların əksəriyyəti cavabsız qalıb. Ortada həmişə bir etimat krizi, etimat böhranı olur. Görəsən, düşəyirlərmi bizi? Görəsən, düşə hesablayırlar mı bizim tutduğumuz yeri? Yəni bizim boyumuz, bizim təqdim olunduğumuz kimidir, yoxsa bizi təqdim etdikləri kimidir? Bu baxımdan elə birinci sualı hörmətli durusun və sizə vermək istəyirəm. Sizin təşkilatınız sorğu qurumlarının, mən belə başa düşdüm ki, koordinatorudur. Əlaqələndiricisidir. Yəni üstə dayanır və o sorğunu keçirdən reytingleri ölçen kurumların bir növ arbitridir. Evet. Düz mü başa düşürün? Do doğru söylüyorum. Zahmet olmasa faaliyetiniz bari de kısaca bir məlumat verin. Sizde necə gelir bu işler? Ve nece olur ki size böyle etimat var? Evet peki çok teşekkür ederim. Önce ben Mirşahin Bey Real TV'ye teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için. Diğer taraftan da yine müsaadeniz olsa çok küçük kardeş Azerbaycan halkımızın e, bu muharebede kazanmış olduğu zaferi kutluyorum biz Türkiye olarak hep yanınızdaydık. Kalbimize bir burada sizlerle beraberdik. Neticesi de güzel oldu. Hepimiz sevinmiş olduk. Ee, sorunuza gelince şimdi e, Türkiye'de de doğrusu kolay olmadı televizyonların reytinginin güzel bir sisteme kavuşması. Fakat 10 senelik e, bir geçmişi var ki bu şekilde devam ediyor. İyi güven oluşturmuş bir şekilde. Biz burada nasıl başarılı oldu diye bir soruya cevap verecek olursak bu konunun üç tarafı var. Bir tarafında televizyonlar var tabi, televizyon kanalları. Bunlar olmazsa olmaz zaten onların reytinglerini ölçüyoruz. Öbür tarafta reklam verenler var. Reklam yayınlatıp para ödeyip kanalların yaşamasını sağlayan reklam verenler. Bir de ajanslar var. Reklamları, televizyonları alıp yayınlayan ajanslar. Bizim başarımızın temelinde bu üç grubun beraber hareket etmesi, onların birlikte irade göstermesi, kararları birlikte alması bu yatıyor. Bunun dışında bir güven, itimat, bunu tesis etmek çok önemli. Bunun içinde şeffaf, hesap verebilir, her türlü soruya cevap veren, her türlü güven için denetim sistemlerini, mekanizmalarını çalıştıran bir sistem kurmak gerekiyor. Bunu da yaptık. Neticede Türkiye'de bugün tartışmasız bir şekilde reytingler her gün yayınlanıyor. Bununla ilgili herkes bu sisteme güveniyor ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Çok maraklı bir yere gelip çattık ve bu sualı Mehmet Tek vermeliyim. Ee, ben bilen sizde tender elan olunur ve bu tenderin elan olunması neticesinde galip gelen soru teşkilatı, sorgu kurumu, reytingleri müneştirilen kurum Artık üst faaliyetine başlıyor ve siz onların fəaliyyətini izləyirsiniz. Onların yanlışlığa yol vermemesi için, obyektiv olması üçün. Bu suala siz cevap verirsiniz yoksa bizim hürmetli o gün Doğan cevap versin. Rating ölçümlerini yapacak şirketin belirlenmesinden sonra o şirkete olan güveni sağlamak, tüm tarafların itimat edeceği bir sistemi sağlamak en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü herkesin kafasında farklı sorular olabilir. Çok karmaşık, çok teknik bir iş yapılıyor. Birçok kişinin reyting ölçümleriyle ilgili çok net bilgisi yok. İşte Bu güveni sağlamak için bizim temsil ettiğimiz kurum TİAK... ...ölçümün tüm süreçlerini koordine eder. Yine sizin söylediğiniz gibi yapılan konkur sonrası şirket belirlenir. Bu şirketin dünyadaki standartlar çerçevesinde ölçüm yapması için çeşitli kurallar vardır, çeşitli sistemler vardır. Bu sistemlerin nasıl işleyeceğini ve nasıl geliştirileceğini e, bizim içinde bulunduğumuz organizasyon belirler. Bizim içinde bulunduğumuz organizasyon, e, Dursun Bey'in biraz önce söylediği gibi yayıncıların da olduğu, e, reklam verenlerin de olduğu ve medya planlamacıların, reklam ajanslarının da olduğu bir organizasyondur. Yani biz hepsini temsil ediyoruz. Ee, ve dolayısıyla ölçüm şirketinin yapmış olduğu tüm süreçlerin denetlenmesi, kontrol edilmesi ve standartların belirlenmesi bizim üzerimizden e, geçer. Şirketin belirlenmesini takiben. Tutak ki ben sizin dediğiniz o rating ölçüm kurumlardan biriyim. Ve tenderde iştirak etmek istedim. Evvela benim o tenderde iştirak etmemem için hansı taleplere cevap vermeyem lazımdır? Bu bir. İkinci de, mesela sonuncu tenderde neçə belə təşkilat, neçə belə qurum iştirak eləmişdik ki, birinin üzerinde dayandınız. Ve ee, yine güçlü imkanlarına göre. Türkiye'de faaliyet gösteren radyo televizyon üst kurumunun belirlemiş olduğu bir yönetmeliğe göre faaliyet gösteriyoruz. Ve bu yönetmelik diyor ki e, herkese eşit şans tanınması için 5 yılda bir bu tenderi yapmak zorundasınız. Ee, yine aynı şirket devam edebilir ama siz 5 yılda bir tüm bu işi yapan tüm şirketlere açık bir şekilde bu tenderı yapacaksınız. Neçe böyle şirket olur? Mesela bu akrıncı tenderde neçe böyle şirket iştirak edildi ki bir galip geldi? Ee, dünyada bu işi yapan e, bir elin parmakları kadar şirket var. E, uluslararası şirketler bunlar. yaklaşık 30 ülkede e, ölçüm işini yapan şirketler. İsimleri de söylenebilir. Nielsen, Kantar Medya, GfK, Ipsos gibi şirketler. Bunlar uluslararası şirketler. Yani en az yapan 10 ülkede yapıyor, en fazla yapan 30 ülkede, 30 farklı ülkede ölçüm yapıyor. Bir de yerel şirketler var. Fransa örneğinde olduğu gibi Fransa'da Mediametri diye bir şirket tamamen kendi lokal çıkmış bir şirket bu ölçüm işini yapıyor. Biz bu tender açtığımız zaman herkes katılabilir. Sadece bizim bir meslek kuruluşumuz var, Araştırmacılar Derneği diye ee, oraya üye olmasını, onun standartlarını yerine getirmesini istiyoruz. Yoksa ihale bu tender herkese e, açık. Ama karar verme sürecinde bu katılan şirketlerin biz yaklaşık 20 sayfalık bir brief veriyoruz. Hı hı. Bu sorulara cevap ver. Bu ölçüm işini, bu bizim sorduğumuz sorular çerçevesinde nasıl gerçekleştireceksin, bunları bize açıkla diyoruz. Ve yaklaşık 4 ay süreyle bu tender'a hazırlanmalarını bekliyoruz. Bize bir teklif mektubu getirmelerini bekliyoruz. Ve bunun sonrasında çok böyle zorlu bir karar verme süreci devreye giriyor. Burada neye bakıyoruz? Herkes aslında diyor ki fiyata mı bakıyorsunuz? Aslında ve bu işin ücreti tek başına yeterli bir şey değil. En ucuz firma bu işi alamaz bizim gözümüzde. Sahip olduğu teknoloji, sahip olduğu çalışanlar, organizasyon yapısı... ...kullanmış olduğu teknoloji, vereceği hizmetin nitelikleri bunlar önemlidir. Bütün bunlar bizim yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilir ve şirkete karar verilir. Şimdi şirkete karar veren yönetim kurulu sadece bizler değiliz. Ee, bu televizyon kanallarının, yayıncıların, medya planlamacıların ve reklam verenlerin olduğu bir e, komite buna karar verir. Hı hı. Önder Bey, Türkiye'nin ahalisi 80 milyonu yakındır. 83 milyon. 83 83 milyonluq əhalinin rəyini öyrəmmədən ötürü nə qədər people meterdan istifadə olunur? Yəni sizin məlumatlarınız olmalıdı da bu barədə. Və nə qədər obyektiv nəticə verə bilər? Bax bu people metrlərin sayı. Eee Türkiyədə ölçüm 3500 people meterla başlamışdı. Eee 2012-ci ilində Fakat daha sonra yönetim kurulumuzun e, almış olduğu karar doğrultusunda e, 4000 net, 4400 de brüt olmak üzere e, raporlamamız devam ediyor. E, Türkiye'yi temsilen 4400'ün e, people meter'ın yeterli olduğu kanısına e, TİAK'ın teknik denetim komitesi, e, 5 e, üniversitede profesörden oluşan teknik denetim komitesi ve TİAK yönetim kurulu e, kararı neticesinde karar verildi. İstatistik olarak da 4400 people meter'ın e, tüm Türkiye nüfusunu temsil ettiğini söyleyebiliriz. Onlar dayanıklıdırlar yoksa değişirler? Mesela elâ o 4400 people meter kuşaştırıldığı evlerde akhıracan kalmağa boşluğu yoksa müeyyen müddetten sonra onların yerini değiştirilirler. E, bunu Rütük yönetmeliği az önce o gün beyin belirtmiş Aha. olduğu gibi Rütük yönetmeliği belirliyor e, en fazla kalma süresini. E, Türkiye'de yönetmelik gereği bir hane e, panelimizde en fazla 7 yıl kalabiliyor. Aha. 7 yılın sonunda mutlaka e, biz bu haneyi panelden çıkartmamız gerekiyor. Ayrıca bir kural daha var yine rutin e, yönetmelikte belirtmiş olduğu. E, her yıl panelimizin %15'ini değiştirmemiz gerekiyor. Ve biz bunu da sağlıyoruz ve e, Radyo Televizyon Üst Kurulu'na e, bu değişikliği sağladığımızı raporluyoruz. Bugün e, tutak ki dünyada çok büyük prosesler gelir. özellikle televizya mekanında ve enevi televizyayla Yeni televizya arasında əməlli başlı mübarizə gedir. Ənənəvi televizya bizim bu gün sizinlə danışdığımız, müzakirə apardığımız televiziyadır və bu yəqin ki onun xüsusi zəhət yoxdur. E, modern televiziya isə internetli televiziyalardır. Biz onlara hətta öz aramızda bəzən telefon televiziyalar da deyirik. Bu televiziyalarla mübarizədə bax, bizim indi bu saat fəaliyyətimizi tənzimləyən hansısa bir juri var, münsiflər heyəti var. Münsiflər heyətinin başında sizin kimi bir qurum var. Onların başının üstündə isə heç bir belə bir qurum yoxdur. Onlar öz bildiklərini, öz başınallıqlarını fəaliyyət sferasına çevirərək davrandıqları halda daha sərbəsdirlər. Bizim isə görün nə qədər başımızın üstünə münsif var. Bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Orda isə bu onlar, bu onlar, bu onlar, bu onlar. Belə bir maraqlı rəqabət səviyyəsində və sayəsində necə düşünürsüz? Bizim gələcəyimiz necə olacaq? Onların gələcəyi necə olacaq? Tabii önce şuna bakmak lazım. Bu internetin getirdiği imkanlarla, yeni teknolojik imkanlarla bazı yayın iletme yöntemleri mümkün. Fakat bu öyle anlaşılıyor ki dünyadaki gidişata da baktığımız zaman sonsuz ila nihai devam edebilecek bir şey değil. Mutlaka onların da bir lisansa kavuşması, bir denetim altında televizyonlarla aynı statüye gelmesi çabası var. Fakat biz buna daha çok şöyle bakıyoruz. Burada önemli olan içerik, content. Yani bugün Real TV'nin hazırlamış olduğu programlar esas olan. Bunun nasıl iletildiği, izleyiciyle nereden buluştuğu başka bir konu. Teknolojinin konusu o. Bizim buradaki gayemiz şu anda bu stüdyoda yaptığımız yayının normal kablodan, uydudan seyredildiği gibi diğer işte cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan da seyredilebilsin bu imkanlardan mevcut televizyonlardan da faydalansın e, televizyon kuruluşları ve biz zaten bunları da ölçmek için, bunları da rapora dahil etmek için hazırlık yapıyoruz. Yani bugün evimizdeki salonda duran televizyon cihazından seyrettiğimiz nasıl raporluyorsak cep telefonundan, tabletten seyredilenleri de raporluyor hale geleceğiz ki Real TV'nin yayını hiçbir yerde kaybolmasın. Nereden seyrediliyorsa oradan puanını alsın diye. Dolayısıyla burada yayıncıların bugünkü mevcut bizim lineer dediğimiz geleneksel eskiden gelen yayını sürdürenler için bir imkan olarak görüyoruz bunu. Ve oradaki şeyler bir rekabet değil, belki bize teknolojik olarak önümüze sunulacak bir imkan gibi değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve hmm, siz ne düşünürsünüz? Diğer taraftan e, yani bu internet üzerinden yayın yapan yayıncıların tamamen serbest hareket etmesi ile ilgili Türkiye'de bir adım atıldı. Evet bu, bu, konuda yine Radyo Televizyon Üst Kurulu bir yönetmelik hazırladı ve yayın yapan herkesin öncelikle bir lisans almasını talep etti. Yani Rütük'ten bir lisans alması gerekiyor. Bu önemli bir ilk adımdı. Yani bu, bu sistemin denetlenmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili. Orada bir takım denetim kriterleri var. Yani düşündüğünüz kadar tamamen serbest bir sistem değil şu anda Türkiye'de. Fakat o yönetmeliğin işlemeye başlaması, yönetmeliğin koymuş olduğu kuralların işlemeye başlaması biraz daha zaman isteyecek. Yani söylediğiniz gibi tamamen serbest değil. Yani geleneksel televizyonculuk ve internet üzerinden yapılan televizyonculuk tamamen serbest değil. Tabii işin bir tarafında televizyonculuk var bir diğer tarafında e, OTT platformlar dediğimiz aslında yani televizyon yayını dışında internet üzerinden yayın yapan bazı platformlar var. Örnek vermek gerekirse Netflix gibi e, ya da YouTube gibi. E, bunların da e, belli bir düzen içinde yayın yapması için Türkiye'de ilk adım atıldı. Radyo Televizyon ilk Kurulu e, bu konuda e, bir yönetmelik hazırladı. Telekommunikasiya qurumu deyir, digər bir qurum var zaten. Onun da uygulamış olduğu bazı yaptırımlar var şu anda. Öndər, və bilirsiz bu bir sual nəyə verilə bilər mənim də. Ona görə verirəm ki biz artıq ciddi reklamlar itkisilə rastlaşıırıq. Məsələn, e, tutaq ki hansı bir materiala baxmaq istəyirik biz internetdə, açırıq, baxmamışdan, həmin o reportaj başlamamışdan hansı bir taksi şirkətinin təxminən bir 10 saniyəlik, 6 saniyəlik reklamı gedir və biz mütləq ona baxmaq məcburiyuyuq. Ve bu hem de real pullardır. O taksi şirketi hiç vakit Azerbaycan'da artık televiziyaya pul vermeyecek. Bak böyle bir fesadın, böyle bir engelin baş vermemesi üçün nece düşünürsünüz? Hemkarlarımızın dediklerine ne alabiliyorsunuz? E, Türkiye'de e, bahsetmiş olduğunuz gibi Türkiye'de de bu reklamlar e, çıkıyor. Fakat reklam pastasının büyüklüğüne baktığımız zaman Türkiye'de televizyondaki reklam pastasının çok küçülmediğini görüyoruz Türkiye'de. Özellikle son yıllarda dünyada başta Amerika, Amerika olmak üzere dijitale ciddi bir reklam yatırımının kaydını görüyoruz. Fakat Türkiye başta olmak üzere Avrupa bile o ülkelerinde reklamların yine geleneksel olarak televizyondan dijital kadar yayınlandığını söyleyebilirim. Bu açıdan televizyonculuğun da ben gelecekte o gün hocamın bahsetmiş olduğu gibi dijital mecraya yenileceğini düşünmüyorum. Televizyonların ileride de e, her hanede e, artarak izleneceğini e, düşünüyorum. Ben bir de burada şu belli, 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 bu e, internette bahsettiğiniz e, küçük ölçekli reklamlar e, normal şartlarda televizyondan kaçan reklamlar değil. Çünkü onlar zaten televizyonda reklam yapamayacak kadar küçük bütçelere sahip o ilave bir bütçe e, meydana gelmiş oluyor o mecra için. Tabii ki televizyonda yayınlanırken öbür tarafa giden bir bütçe de var. Fakat bu çok büyük bir kayıp olarak halen görülmüyor. Ama tabii Azerbaycan için burada televizyonlardaki ölçüm sisteminin, reklam verenin güvenini tesis etmenin de bu kaçışı durdurucu bir fonksiyonu olacağını da söylemek lazım. Dursun Bey, yakın ki böyle bir hesaplamalar sizde de yapılır da, böyle bir monitöringler sizde de geçirilir. Ölçe ahalisinin neçe faizi informasyonu en elebi televizyadan alır? Neçe faizi ise alternatif televizyadan alır. Adlarını çektiğimiz küçük televizyalardan. Evet, televizyon izlemeleri yüksek. Hatta bu pandemi döneminde daha da arttı. Yani günlük televizyon izleme süresi, saati dünyada da arttı, Türkiye'de de arttı. Şöyle bakmak lazım. Şimdi mağazalara gittiğimiz zaman birçok yeni teknoloji televizyonun çıktığını görüyoruz. Hı. Televizyon satışları durmuyor ve her marka mutlaka yeni yeni televizyonlar çıkartıyor. Mesela bu Avrupa Şampiyonası öncesinde çok televizyon satıldı. Çünkü insanlar halen bu alışkanlıktan vazgeçmiyor. Yani bir ekran olsun evde, büyük bir ekrana baksın ve oradan televizyon yayınlarını seyretsin. Bundan vazgeçmiyor. İlave olarak ben habere yetişemedim eve gider gidinceye kadar bakayım cep telefonumdan. Yine Real TV yi seyrediyor. Ya da işte e, iş yerinde bir bakayım bilgisayarımdan yine ana televizyonu seyrediyor. Yani dolayısıyla burada e, tabiri yerinde ise televizyon yayıncılığı adına ümitsiz olmamak lazım. Fakat yeni teknolojilerden de faydalanmak lazım. Yani bunlar üzerinden de izleyiciye, seyirciye ulaşmanın yoluna bakmak lazım. Hı hı. Siz de bu kadar optimistsiz. Ee, birbirini tamamlayan şeyler. Ben de bir reklam veren olsam... Hedef kitleme ulaşmak, mesajımı onlara aktarmak için kullanabileceğim tüm mecraları tercih ederim. Yani burada ilk akla gelen televizyon ama diğer taraftan daha mesela gençlerin kullandığı dijital platformlar var. Bunun yanı sıra işte sinema var, outdoor var, yazılı basın var yani bu 360 derece bir planlama gerektiriyor bir markaysanız, tüm hedef kitlenize ulaşmak istiyorsanız tüm mecralara ulaşmanız gerekiyor. Burada avantajlı olan ölçümlenebilen mecralar. Yani şimdi biz televizyonda diyoruz ki sen 10 saniye reklam yayınladığın zaman şu saatte, şu kanalda, şu programda kim izledi, Ka kaç e kaç kişi izledi? Bunların profili ne, yaşı ne, cinsiyeti ne, eğitimi ne, gelir durumu ne? Her şeyi raporlayabiliyoruz sistemimiz içinde. Ama internetten dijital olarak yapılan reklam yayınlarında böyle bir imkan yok. Aslında 1930'larda ünleveri kuran e Lord Leverhulme demiş ki... ...reklama harcadığım paranın yarısının boşa gittiğini biliyorum... ...ama hangi yarısının boşa gittiğini bilmiyorum demiş. Şimdi bu çok önemli. Siz televizyona bir reklam verdiğiniz zaman paranızın nereye gittiğini, kim tarafından izlendiğini biliyorsunuz. Ama internette dijitale reklam verdiğinizde bilmiyorsunuz. Birincisi denetimi yok, kontrolü yok çok fazla. Türkiye'de de böyle, dünyanın birçok ülkesinde de böyle. İki kim tarafından adet veriyor size? Diyor ki şu kadar kez izlendi. Fakat ne kadar süreyle izlendi? Kim izledi? Kadın mı izledi? Erkek mi izledi? Yani evinizde diyelim ki bir atıyorum YouTube izliyorsunuz. YouTube'da size bir reklam geldi. Şimdi ben de izliyorum ama bana sürekli şampuan reklamı geliyor mesela. Evet. Ve kadınlara yönelik makyaj ürünlerinin reklamları geliyor. Şimdi o diyor ki izlendi. Ama ben izledim. Ben bu ürün için hedef kitle değilim. Ama televizyonda böyle değil. Televizyonda siz neyi profesyonel bir reyting ölçümünde o reklamı hangi cinsiyet izledi? Hangi yaş grubu izledi? Hangi gelir grubu izledi? Bunu raporluyorsunuz. Ya yani mesajınız doğru yere mi gitti? Paranızı doğru yere mi harcadınız? Görüyorsunuz. Onun için orta vadede televizyonun her zaman avantajlı e, olacağını, geniş kitlelere ulaşmak için doğru mecra olacağını düşünüyorum. Dursun Bey kesinlikle katılıyorum bu konuda. Siz demeli e, benim bile bir sorumun cevabını onda Önder Bey. E, dünya değişir bayağı dediğimiz kaydada. Smartlaşır. E, distant münasbetler. pandemik şəraitin tələbləri və şərtləri altında. Və təbii ki, bizdən də çox şeylər gedir, tarixhə qoşulur, çox yenilikləri əks eləyirik, özümüzün gücləşdiririk. Yeni dövrdə siz televiziyanın ağibətini, perspektivini necə görürsüz? Yəni vəziyyət doğrudanmı belə rahat danışmaq səviyyəsindədir? Şəxsən mən narahatam, bir sizin yanaradam. Buna görə narahatam ki, və mən rahatcımdan bu telefonu çıxarda bilirəm. Sosial şəbəkəyə daxil ola bilərəm və orada balaca bir əməliyyat aparıram, birbaşa yayım imkanım olur və təxminən 200 min, 300 min dinləyicim, baxıcım varsa, tamaşaçım varsa, izləyicim varsa, mən artıq onlarla birbaşa ünsiyyətə girə bilərəm. Bunun üçün nə uydiya çıxmaq lazımdır, nə hansı bir xüsusiyyətdanlıq işə salmaq lazımdır. Adi insanın televiziya sahibi olması onun işidir. Bax, ona görə mən bu sualı verirəm. sosyal mecraların çok yaygınlaştığını zaten bütün istatistikler bütün rakamlar söylüyor. sosyal medya kullanımının 4 milyarı aştığı söyleniyor. ama 2000'lerin başında 2010'ların özellikle 2010'lardan sonra sosyal medya mecralarındaki bu ciddi yükseliş televizyondaki izlenme oranlarında aynı oranda bir düşüşe sebebiyet vermedi. Örneğin 2010'lu yılların başlarında ortalama televizyon izleme süreleriyle bugüne baktığımız zaman aralarda aralarında birkaç dakikalık bir fark olduğunu görüyoruz bütün dünyada. Bu sebeple evet sosyal medyada herkes kullanmak istiyor, bütün dünyada böyle Türkiye'de de böyle Azerbaycan'da da böyle olduğunu düşünüyorum. Fakat insanlar televizyonla izledikleri süreler yerine sosyal mecraları tercih etmiyorlar. Keza bu Netflix için de geçerli hatta Netflix'in CEO'su benim rakibim televizyonlar değil insanların boş vakitleri ve uyku zamanları olarak tasvir etmiş ve baktığımız zaman yine 2010'ların başına göre Netflix Türkiye'de ve dünyada abone sayısı olarak çok ciddi bir sıçrama yaptı yine pandemi döneminde de aynı şekilde fakat pandemi döneminde Netflix'in üye sayısı artarken Televizyon izleme sürelerinin de arttığını görüyoruz. Dünyada 4 dakika, Türkiye'de de 19 dakika olarak Hı. gerçekleşti. Bu sebeple e, özetlemek gerekirse ben televizyonun geleceğini e, az önce söylemiş olduğunuz gibi ben ben de optimist taraftayım ve e, televizyon izlenmesinin asla e, yok olacağını düşünmüyorum. E, bu seviyesini... Yani maaşlarımızın rahat olmasınlar. Tursun Bey. Kullandığımız çok önemli bir, bir şey var. Bütün dünyada son 10 evet. yılda... Konuşulan bir şey var. Ee, televizyon öldü mü? Herkes bunu soruyor. Televizyon öldü mü? Televizyon ölüyor mu? Şimdi e, biz diyoruz ki televizyon ölmedi. Televizyon yeni bebekler doğurdu. Aha. Bu bebekler tablet, telefon, telefon ve e, bilgisayarlar. Şimdi i̇nsanlar bu cihazları kullanırken yine televizyon izliyorlar. Yani düşünün Ama bu yani... televizyonun bebekleri doğurması bir valideğin olarak, beni ganele meledide, ben görmeliyim ki benim doğduğum, benim doğuzdurduğum bebeğim beni okşuyor, bu aramamla mı ne? Yine böyle olacak. Şimdi bakın dünyada insanların tablet, telefon ve bilgisayardan yaptıkları izlemeler, ölçüme rating ölçümüne dahil olmuyor. Ama çok yakın bir zamanda, nasıl ki bir evdeki televizyondan yapılan izlemenin bir rating, bir share değeri var. Aynı şekilde bu teknolojik imkanlar kullanılarak bu cihazlardan yapılan televizyon izlemeleri yani sizin yaptığınız yayının buradan izlemesi ilave edilecek. Bu da dijitalin payının e, yani son yıllardaki artışın azalmasını ve bunun televizyona gelmesini sağlayacak. Bu Amerika için de böyle, Fransa için de böyle, Türkiye için de böyle olacak. E, yani Azerbaycan için de böyle olacak. Yani yeni bebekler doğduğunu düşünün televizyon. Dünyada da ölmüyor, ıı, Türkiye'de de ölmüyor. İzleme süreleri sürekli artıyor. Bəli. Ola yeni bəbəkler onda bizim dildə desək metrikalarımızı almalıdılar. Şəxsiyyət vəsiqələrini almalıdılar. Atası naməlum uşaqlar kimi sokaklarda gəzelləməməlidilər. Düzün başa düşdüm. Doğru, doğru. doğru. İndi sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm Dursun bəy. E, siz xüsusi olaraq Azərbaycan da elə bir vaxtdasınız ki, yalnız Qəlbədən söhbət getmir bayaq Təbrik elədi izləyicilərimizi. Mən də sizi təbrik edirəm çünki bu qələbə həm də sizin qələbəsidir. Həm də bizdə bu gün media haqqında yeni qanun müzakirə olunur. Və mənim bildiyimə görə siz burada həm də Millət El Radio şurasının qonaqlarısınız. Sizin təcrübəniz öyrənilir. Və bu isonda xəbər verir ki, yəqin yaxın zamanlarda Azərbaycan da oxşar vəziyyətdə bulunacaq və biz də sizin kimi rahat, arxayın və kifayət qədər etibarlı, etimadlı davrana biləcəyik. Hansı təcrübələrinizi təklif edəciz Azərbaycana? Evet önce bu vesileyle Milli Televizyon Radyo Şurası Başkanı İsmet Bey'e biz çok teşekkür ediyoruz. O söylediğiniz gibi onun daveti üzerine buradayız. Ve yine çok sevinerek diğer meslektaşlarımızla da birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Biz tabi televizyon izleyici ölçümlerinin, reyting dediğimiz sistemin mutlaka bir kanun tarafının, bir yasal düzenleme mevzuat tarafının olması gerektiğini söyledik. Türkiye'de de böyle oldu. Hatta şunu da söyledik. Biz kurduğumuzda TİAK'ı yasal düzenleme yoktu. Biz kendimiz bütün sözleşmelerini yazdık, kendimiz kurduk. Fakat daha sonra bizim yaptıklarımıza bakarak yasal düzenleme geldi. Biz de o yasal kurallara tabi olduk. Onların çerçevesinde hareket etmeye başladık. Tabii öncelikle bunu söylüyoruz. Diğer taraftan da bizim sistemimizin adı biz müşterek endüstri komitesi diyoruz. Dünyada da işte bu şekilde tanımları var. Böyle bir şeyi tavsiye ettik. Bu şu demek, tarafların hepsi masada olsun. Tarafların hepsi yönetimde olsun, kararları ortak versin. Ve burada şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir bir sistem olsun. Kapalı gizli bir şey olmasın. Bunları tavsiye ettik ee, ve şunu söyledik: Biz her zaman burada tecrübelerimizi aktarmak için gelip kolları sıvayıp çalışmak için ne düşüyorsa biz hazırız. Türkiye olarak da, TİAK olarak da. Ee, Türkiye'de de başka görüşmeler de oldu. Bizim bu kanunlarımızı yürüten onun muarızı Rütükle ve diğer kuruluşlarla. Ee, Öyle tahmin ediyorum ki bu fikir alışverişinin neticesinde inşallah burada da güzel, sağlıklı. Zaten şu anda iyi bir sistem var. Bu hem daha sistematik hem daha çok para kazanan gelişen bir sektör haline inşallah bundan neticesinde gelmiş olacak. İnşallah. Bugün bey. Televizyon izleyici ölçümü dün de hatırlarsanız söyledim. Bir takım yazılımlar, bir takım donanımlar ve bunların düzgün bir şekilde yönetilmesi sürecin oturtturulmasıyla mümkün. Bütün bunlar, bu yazılımlar ve donanımlar konusu zaten dünyada standart olarak uygulanan noktalar. Bu işin nasıl yönetileceği, nasıl denetleneceği önemli. İşte burada da Tiak modelinin bizim burada temsil ettiğimiz modelin oluşturulması çok önemli. Çünkü reklam verenin bu sisteme güvenmesi lazım. Yönetimi Bu işin yönetimini sadece televizyon kanallarına verirseniz her zaman bir şahibe ve soru işareti ortada olabilir. Her şeyi düzgün yapsanız bile. Onun için e, buradaki en önemli tavsiye uluslararası standartlara uygun bir sistemi yazılımsal, donanımsal olarak e, kullanmak, softwareleri kullanmak e, ve bu sistemi yönetecek bir ekip oluşturmak. Denetimiyle, e, teknik kontrolüyle, e, her yönüyle. Bunun olma, ya bu gerçekten oturması zor bir sistem olmakla birlikte, sistem bir kez kurulduktan sonra çok sistematik bir şekilde kolaylıkla işleyecek bir sistemden bahsediyoruz. Ama bu zorlukları yaşayacaksınız yani. Tabi biz bunu hazırız. Biz daha büyük çetinliklerden evet. geçmişi düşünürüm ki Ama bu çetinlikler. Reklam pastası büyüsün evet. istiyorsanız. Elbette. Özellikle Elbette. E, burada e, izliyorum e, Azeri televizyon kanallarını. birçok çok e, çok uluslu şirket var e, reklam. E, veren. Şimdi e, bunların daha çok reklam vermesi ve gerçekten reklamın bir saniyelik ücretini gerçek değeriyle ödemesi için ölçüm güvenilir, sistematik bir ölçüm kaçınılmaz bir şeydir. Bunu sağladığınız zaman daha çok reklam e, alacağınızı ve reklamın değerinin gerçekten ödeneceğini düşünebilirsiniz. Ben de son olarak e, şeffaf tiyakın. Belki Türkiye'deki en şeffaf kurumlardan bir tanesinin olduğunu altını çizmek isterim. Bu şeffaflığımızı nasıl sağlıyoruz? Rating ölçümlerinde Avrupa'daki denetim sayılarının na baktığımız zaman Türkiye'de bu denetim sayılarına göre 10 kat, 12 kat daha fazla denetim yaptığımızı söyleyebilirim. Bu denetimlerimizi bir bağımsız üniversite ve Dünya'nın en büyük bağımsız şirketlerinden bir tanesiyle gerçekleştiriyoruz. Hem aylık denetimlerimiz var, hem yıllık denetimlerimiz var, hem de televizyon kanalları ya da diğer ajanslardan gelen talepler doğrultusunda tüm soru işaretlerini kaldırmak üzere yaptığımız denetimler var. Bu da yaptığımız denetimlerin sonuçlarını da, raporlarını da tüm paydaşlarımızla paylaşmaktan imtina etmiyoruz. Herkesle paylaşıyoruz. Bu şekilde e, tüm sektörün e, aklındaki sorulara cevap vermekle mükellefiz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Bu sayede e, açıklanan reyting rakamlarının güvenilirliğini ve e, şirketimizin güvenilirliğini sağladığımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim size. Ben Dursun Gülerüz, o gün Dogan Akyol ve Önder Zobar sizinle sohbetimizi bitiririm ve e, maraklı bir simbollarına hadesin diyeyim. və tamaşaçılarımıza da elə sağollaşarkən bu simvollarla müraciət eləyirəm. Qoy tamaşaçılarımızın, televiziyamızın gülərüz olması üçün aq yola çıxaq, kimi biz sahəmizdə necə deyirlər, yüzünə məxsus şəkildə bir öndər olaq. Salamat qalın.